10. Sınıf Kimya Ders Kitabı Sayfa 115 Cevapları. SDR Dikey yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Kimya SDR Dikey Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 115-10. Tabloda belirtilen çözelti bileşenleri arasındaki etkileşimin türü aşağıdakilerden hangisi ya da hangilerinde yanlış verilmiştir? A. Yalnız I. B. Yalnız 3. C. IV 2. D. IV 3. E. 2 ve 3. Cevap B. 11. Aynı sıcaklıktaki saf suyla hazırlanan kütlece %30'luk ve %40'lık tuz çözeltileri için. I. Çözünen tuz kütlesi %40'lık çözeltide daha fazladır. 2. Kütlece %40'lık çözeltinin yoğunluğu daha fazladır. 3. Elektrik akımı iletkenlikleri aynıdır. İfadelerinden hangisi ya da hangileri kesinlikle doğrudur? A. Yalnız I. B. Yalnız 2. C. Yalnız 3. D. 2 ve 3. E. I. 2 ve 3. Cevap B. 12. Doymamış tuzlu su çözeltisine sabit sıcaklıkta ayrı ayrı uygulanan. I. Saf su ekleme. 2. Doymuş tuzlu su ekleme. 3. Tuz ekleme. İşlemlerinden hangisi ya da hangileri sonucunda çözeltinin kaynama noktasında yükselme görülür? A. Yalnız I. B. Yalnız 2. C. Yalnız 3. D. IV 3. E. 2 ve 3. Cevap E. 13. Bir çözeltinin kaynamaya başlama noktasının sayısal değeri. I. İçerdiği tanecik sayısı. 2. Dış basınç. 3. Isıtıcı gücü. Niceliklerinden hangisi ya da hangilerine bağlı değildir? A. Yalnız I. B. Yalnız 2. C. Yalnız 3. D. IV 2. Cevap C. 14. X, Y, Z, L ve K maddeleriyle hazırlanan karışımlar. I. X ve Y sıvıları karışımı ayırma hunisi ile. 2. Z ve X sıvıları karışımı ayrımsal damıtma ile. 3. X, L karışımı süzme ile. 4. X, K karışımı basit damıtma ile bileşenlerine ayrılabiliyor. Buna göre hangi karışım ya da karışımlar homojendir? A. Yalnız 2. B. 2 ve 4. C. IV 3. D. I. 2 ve 4. E. IV 3. E. I. 3 ve 4. Cevap B. 10. Sınıf SDR Dikey Yayıncılık Kimya Ders Kitabı Sayfa 115 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.